Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video içeriğimizle karşınızdayız ve bu video içeriğimizde film gibi bir hikayeyi daha sizlerle paylaşacağız. Genç bir delikanlının hikayesini paylaşacağız. Aslında delikanlı yerine çocuk desek daha doğru olur. Henüz reşit olmamış, 18 yaşını doldurmamış ve 17 yaşına geldiğinde idam edilmiş olan bir çocuğun hikayesi. Erdal Eren'in hikayesi. Erdal Eren'i anlatan bazı şarkıları sizlere hatırlatmak istiyorum. Onlardan bir tanesi Ahmet Kaya'nın yorumladığı Yaşamadın Sen. Bir başkası Mor ve Ötesi grubunun yorumladığı Darbe. Edip Akbayram'ın yorumladığı Metris'in Önü ve Selda Bağcan'ın yorumladığı Büyü isimli şarkı Erdal Eren'i anlatan şarkılardan sadece birkaçı. Erdal Eren, 1964 yılında doğdu. Takvim yaprakları 1980 yılını gösterdiğinde henüz 17 yaşındayken hayatı son buldu. Nasıl mı? İdam edilerek. 17 yaşında bir çocuğun idamından hemen önce çekilmiş olan son fotoğrafının 1980 yılında Milliyet gazetesinde yayınlanmasıyla birlikte adeta Erdal Eren adına yazılmış olan şarkıların startı veriliyordu. O yıllarda henüz bir foto muhabiri olan Savaşay'ın çekmiş olduğu fotoğraf karesi adeta darbenin acımasızlığını yeni kuşaklara anlatıyordu. İşte Erdal Eren'in o fotoğraf karesi birden fazla şarkının adeta esin kaynağıydı. Birçok sanatçı Erdal Eren'in o fotoğraf karesinin ardından ve yaşadıklarından dolayı şarkılarında onu anlattılar. Ama önce Erdal Eren'in Türkiye'nin gündemine nasıl geldiğini ve Milliyet gazetesinde o haberin nasıl yayınlandığının hikayesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunun için 1980 yılına yeniden geri dönmemiz lazım. O yıllarda Savaşay henüz 25-26 yaşında bir gazeteci, bir foto muhabiri. Ve Milliyet gazetesinde çalışmaktadır. Bir gün telefonu çalar. Arayan gazetenin santralinden Hasan'dır. Gazeteye gider. Görevi Ankara'ya gitmek ve orada bir haberin fotoğraflarını çekmektir. Sabah 7 uçağıyla Ankara'ya yola koyulur. Havaalanına indiğinde Emin Çölaşan'la buluşur. Emin Çölaşan o dönemin yeni kuşak yazarlarındandır ve yıldızı her geçen gün parlamaktadır. Savaşay ve Emin Çölaşan araçla Ankara'nın dışına çıkarlar. Mamak Muharebe Okulu'na doğru yola koyulurlar. Savaşay o ana kadar aslında görevinin tam içeriğini bilmemektedir. Sadece fotoğrafları çekecektir. Emin Çölaşan yolculukları esnasında Savaşay'a nasıl bir haber hazırlayacaklarını anlatır. Mamak Muharebe Okulu'nda 1980 darbesi sonrasında tutuklanan devrimci ve ülkücü tutuklular aynı koğuşlarda kalmaktadırlar. Proje Karıştır Barıştır projesidir. Yani bu tutuklular bir arada fotoğraflanacak, onlarla röportaj yapılacak ve gazeteye bu başlıkta bir haber yapılacaktır. Karıştır Barıştır projesi için Savaşay ve Emin Çölaşan Mamak Muharebe Okulu'nun nizamiye kapısına geldiklerinde onları subaylar karşılar. Sıkı bir üst aramasından sonra içeri alınırlar. İçeri girdiklerinde herkesin tek tip elbise giydiği ve tek sıra olduğu bir manzarayla karşılaşırlar. Yaş ortalaması da oldukça büyüktür. Tutuklular arasında Yaşar Okuyan, Doğu Perinçek, Taha Akyol, Süleyman Arif Emre gibi isimler de vardır. Komutan orada bulunanlara dönerek iki grubun lideri olarak bir sarılın, öpüşün, el sıkışın da görsün. Arkadaşlar fotoğraflarınızı çekecekler der. Yaşar Okuyan komutanın bu talimatına uyarak Doğu Perinçek'e doğru yönelir ancak Doğu Perinçek geri çekilir. Ben burada olmamdan sorumlu tuttuğum adamı ne sarılıp öpeceğim der ve komutanın talebini reddeder. Daha sonra komutan Savaşay ve Emin Çölaşan'ı bir başka koğuşa götürür. Bu koğuş Karıştır Barıştır koğuşudur. Devrimci ve ülkücü tutuklular bu koğuşta bir arada kalmaktadır ve fotoğraflar çekilir. Sonra bir yemekhaneye giderler. Yemekhanede İki tutuklulardan biri Savaşay'a yaklaşır ve Erdal Eren'i yarın asacaklar der. Bir darbe geldi başıma. İdam mahkumlarının kaldıkları koğuşlardadır sıra. Yan yana üç koğuşun önüne gelirler ve koğuşlardan birinin kapısı açılır. Kapı açıldığında tutuklu ayaktadır ve sırtı içeri girenlere dönük vaziyetteyken yüzü duvara bakmaktadır. Talimat böyleymiş. Komutan içeri girdiğinde arkan dönük bir şekilde ayakta durmak zorundasın. Komutan yine talimatlar gereği 3 kez üst üste Erdal yüzümüze bakabilirsin der. Erdal yüzünü döner. İşte o an Erdal'ı ilk kez gören Emin Çölaşan adeta kilitlenir ve öylece kalır. Çok etkilenir. Erdal Eren'in de içinde bulunduğu bir gösteri sırasında askerlerden biri ölmüş ve bundan dolayı Erdal Eren tutuklanmıştı. Tutuklanma sonrasında mahkeme idamına karar verdi.
vermişti. Erdal'la ayaküstü röportaj yaparlar. Erdal yaşadıklarını anlatır. Beni ibret alem için asacaklar. Kararı çoktan vermişler. Ben henüz 17 yaşındayım. 18 bile değilim. Kemik yaşım 17 gösteriyor ama bunu dikkate almıyorlar. Ben o tarafa doğru ateş ettim. Doğru. Ama bir el ateş ettim. Ben ateş ettiğimde o asker benim kurşunumla vurulmuş olsa öne doğru düşerdi. Ama arkaya doğru düştü ve sırtından iki mermi girmişti. Ama ben bir kez ateş ettim. Ama bunu dikkate bile almadılar. Beni dinlemediler. Savunmama itibar etmediler. Beni bitki haline getirmek istiyorlar. Gazete bile okutmuyorlar. Beni ibret alem için asacaklar der. Senin hasretindir hücreme dolan. Emin Çöleşan ve Savaşay Erdal Eren'le ilk kez karşılaştıkları anda 3 idam mahkumunun olduğu hücrelerden diğer ikisinde 2 ülkücü vardı. Bir devrimci ve 2 ülkücü idam mahkumu olarak idam edilecekleri günü ve saati bekliyorlardı. Diğer ülkücü idam mahkumu tutuklular İsa Armağan ve Mustafa Pehlivanoğlu'ydu. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen Erdal Eren, Savaşay ve Emin Çöleşan üzerinde son derece ağırbaşlı bir izlenim bırakmıştı. Savaşay hücrenin kapısında 12 Eylül 1980 darbesinin adeta simgesi olan o fotoğraf karesini çekti. O fotoğraf karesi ilerleyen zamanlarda birçok şarkının adeta esin kaynağı olacaktı. Milli Güvenlik Konseyi Erdal Eren'in ölüm cezasını onayladı. Savaşay İstanbul'a döndüğünde henüz üzerinden 24 saat geçmemişti ki o günün basılan gazetesini eline aldı ve gazetenin sayfalarını çevirdiğinde Erdal Eren'in fotoğrafıyla karşılaştı. Kendisinin çektiği fotoğraftı ve haber Erdal Eren'in idam edildiğini yazıyordu. Doğdum da büyüdün ama yaşamadın sen. Evet, henüz üzerinden 24 saat bile geçmemişti ve Erdal Eren idam edilmişti. 17 yaşında bir çocuk 12 Eylül 1980 darbesinin kurmuş olduğu askeri mahkemenin kararıyla idam edilmişti. Kaçınılmaz olarak Savaşay çok ama çok etkilendi. Hatta gözyaşlarını bile tutamadı. Çıkan haberden sonra Savaşay'ın telefonu çaldı. Arayan Sezen Aksu'ydu. Sezen Aksu, Milliyet gazetesinde Son Bakış adıyla yayınlanan fotoğraf karesinden çok ama çok etkilendiklerini söyledi. Ve o fotoğraftan etkilenerek bir şarkı yazdıklarını ifade etti. Şarkının sözlerini Aysel Gürel yazmıştı. Bestesini ise Onno Tunç yapmıştı. 1989 yılına geldiğimizde Erdal Eren'in idamından tam 9 yıl sonra Sezen Aksu'nun Sezen Aksu Söylüyor isimli albümünde bu şarkı karşımıza çıktı. Son Bakış adıyla yayınlanan şarkının düzenlemesini Onno Tunç yapmıştı. Amma. Erdal Eren'i anlatan şarkılardan bir başkasıysa çok daha yakın tarihte yazılmış olan bir şarkı. 2000 yılında Teoman'ın 17 isimli albümüne de isim olan şarkıdan söz ediyorum. 2000 yılına geldiğimizde Teoman 17 albümünü yaptığında bu albüme adını veren şarkı Erdal Eren'in hikayesini anlatıyordu. Ancak Teoman, Erdal Eren'i anlatan bir şarkı kaleme alırken özel bir durumu vardı. Erdal Eren, Teoman'ın akrabasıydı. Daha sonra Erdal Eren'i anlatan bir başka şarkıyla daha karşılaştık. Söz konusu şarkıyı yine Teoman yazmıştı. Bu şarkı da 2006 yılında Renkli Rüyalar Oteli adıyla yayınlanan Teoman albümünde karşımıza çıkıyordu. Şarkının adı İki Çocuk. İki Çocuk isimli şarkıda çocuklardan biri tabii ki Erdal Eren. Peki diğeri kim? Diğer çocuksa Erdal Eren'in kurşunuyla öldüğü iddia edilen asker. Askerin adı Zekeriya Önge. Ama işin dramatik tarafı ise şu. İkisi de akraba. Nasıl mı? Aynı bölgenin çocukları ve o bölgedeki ailelerin aralarında kuşaktan kuşağa oluşmuş olan bir akrabalık bağı var. Erdal Eren ve Zekeriya Önge'nin hikayesi işte böylesine dramatik bir hikayeydi. Ve Teoman bu hikayeyi İki Çocuk isimli şarkıda kaleme almıştı ve milyonlarla paylaşmıştı. Karavan içinde. Programın hemen başında ne demiştim? Her şarkının bir hikayesi vardır. Ama her hikayenin bir şarkısı var mıdır? Gördüğünüz gibi Erdal Eren'in hikayesinin gerçekten de çok ama çok şarkısı var. Henüz 17 yaşında idam edilmiş olan bu çocuk belki 1980 yılında idam edilerek öldürüldü. Ama gelin görün ki bir gerçek var. O da şu. Dinlediğimiz şarkılarda Erdal Eren yaşamaya devam ediyor. Sadece bir şarkıya değil, birden fazla şarkıya esin kaynağı olmuş olan Erdal Eren'in hikayesini sizlerle paylaştık. Ve bu hikayeyi, bu film gibi hikayeyi paylaşırken gördük ki onun adına gerçekten de çok ama çok şarkı yazılmış. Ve yazılan şarkıların hemen hemen hepsi de popüler olmuş şarkılar.
Erdal Eren'in hikayesini paylaştığımız bu video içeriğimizin sonuna gelmişken, her zaman olduğu gibi bu içeriğimize ve kanalımızda yer alan diğer içeriklerimize göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka için sizlere teşekkür ediyorum. Ama tabii ki burada kalmayalım ve diğer taraftan beğenmiş olduğumuz içeriklerimizi çevremizle paylaşmayı da ihmal etmeyelim. Tabii bir diğer önemli nokta da şu, henüz bu kanala abone olmadıysanız abone olmayı ihmal etmeyin.